O zaman Mesut Hocam, size geleceğim, izin verirsiniz de. Hemen bir soralım, bu seçime etkisiyle ilgili ne der İhsan Aktaş? Ya seçimlerle alakalı şöyle, yani işler yolundaysa, ekonomi iyiyse, parti güçlüyse her mesele seçime etki etmez. Bu yerel seçime giderken işte poşet meselesi tartışılıyordu. Yani naylon ne kadar işe yaramış ama poşette? Sonuçlar şöyle, açıklandı. Bir sürü kar edilmiş, çevre korunmuş. Bazen biz bir araştırmada bir kurumsal öngörümüz olur ama araştırma yaptığımız zaman o öngörünün çıkmadığını görürüz. Mesela o aylarda, yani seçimden sonra biz araştırma yaptık. Bu poşet kullanımıyla alakalı memnuniyet %65'ti. Ki çok da muhalefet edilmişti o zaman, şu an daha da yükselmiştir. Yani vatandaşın bu anlamda hani çevreyi koruma duyarlılığı yüksek, o anlamda bir altyapısı var. Şimdi seçime, dediğim gibi, yani bir partinin genel anlamda işleri yolundaysa her mesele teker teker etki etmez. Fakat seçmen nazlıysa, hani çiseden nem kapıyorsa ya da bu sefer bir onu da bahane eder, başka bir şey de bahane eder. Bu sefer muhalefetin söylediğine kulak kabartır. Ya dikkat edin, mesela Türkiye'de onlarca seçim geçirdik. Aslında fena da muhalefet edilmedi ama bu arada İhsan Hocam çok özür dilerim. Sonuçta duyulmamış oldu şey. Üstad, çok özür dilerim. Efes tatbikatından şu an canlı görüntüler geliyor. Hemen bunları atlamak istemiyorum. Tayfun Er orada. Efes tatbikatından. Tayfun Er, ne oluyor? Bir kısaca hemen anlatır mısın? Melih Altınok, evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikatlarından olan Efes 2022 müşterek fiili atışlı arazi tatbikatının gece safhası devam ediyor. İşte özel kuvvetlerin hem denizden hem karadan cephe gerisine sızmasıyla, sızma harekatı yapmasıyla gece safhası başladı. Ardından Alper, bir taraftan da sahayı gösterelim. Ardından işte önce T-129 Atak helikopterleri dörtlü kol halinde tatbikat bölgesine gelerek önce üzerlerindeki 20 milimetrelik toplarla taarruz ettiler. Ardından da füzelerle hedefleri imha ettiler. İşte şimdi de ikinci dalga harekatı, T-129 Atak helikopterleri terörle mücadele operasyonlarında ülkemizin gururu, teröristlerin korkulu rüyası, işte taarruz ediyor önündeki topla ve ardından da roketlerle hedefleri imha ediyor. Evet Melih Altınok, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı, 10 binin üzerindeki askeri personel ve 1100'ün üzerindeki yabancı personelle birlikte 20 Mayıs itibariyle fiili bölümü başlamıştı. Evet, şimdi 3. helikopter geliyor. Sağ tarafımızdan Alper size gösteriyor Melih Altınok. O da çıkarma plajının hemen yamacındaki düşman hedeflerini imha ediyor. İşte hem topuyla birlikte önündeki 20 milimetre topla pilot nereye bakarsa, silah subayı nereye bakarsa o da ateş ediyor. Ardından da gördüğünüz roketlere, Lutas roketlere ateşledi. T-129. Evet, gerçeğini aratmayacak sahneler. İşte bu sahneler Kuzey Irak'ta, Suriye'de, işte bu kahraman pilotlarımızın kullandığı T-129 Atak helikopterleri, işte bu sahneleri, gerçeklerini orada yaşadılar ama burada da gerçeğinden farksız gece şartlarında operasyon yapmak, amfibi çıkarma harekatı gerçekleştirmek gerçekten zor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri bunu layıkıyla gerçekleştirebilen dünyadaki ender ordulardan. İşte tatbikata aynı zamanda damga vuran milli ve yerli mühimmatlar. Bu arada Atak helikopterler tekrar geliyor. Alper size gösteriyor. Beşli kol halinde geliyorlar ve birlikte bir taarruz gerçekleştirecekler ve biz de bunu ekranlarımızdan, A Haber ekranlarından canlı olarak sizlere iletiyoruz. Evet Melih Altınok, tatbikatın amacında da belirtilmişti. Evet, şimdi hava hücum harekatı gerçekleştiriyor. Düzeltiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı arkada iki tane Chinook ve toplam S-70 Black Hawk ve Cougar helikopterlerinde cephe gerisine personel indirilecek ve oradan sonra da cephe gerisinden düşman hatlarına doğru baskı unsuru oluşturulacak. Evet, tatbikat gece safhası tüm hızıyla devam ediyor. İşte T-129 Atak helikopterlerinin ardından güdümlü füzeleriyle F-16'lardan atılan güdümlü füzelerle bütün sahadaki hedefler tam isabetle vuruldu. İşte yıllardır terörle mücadele operasyonlarında Kuzey Irak'ta görev yapan Türk pilotlarının becerikli,
Türk pilotlarının attığı mühimmatlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tatbikatın işte sonuna doğru yaklaşıyoruz. Amfibi çıkarma harekatı ve kıyı başının ele geçirilmesiyle tatbikat sonlanacak. Yarın da seçkin gözlemci günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılımıyla birlikte seçkin gözlemci gününde tatbikat yarın sabahleyin kaldığı yerden devam ediyoruz edecek diyelim. Doğanbey Körfezi'nden Efes 2022 tatbikatından izlenimlerimiz bu yöndeydi diyelim. Melih Altınok. Tayfun, çok teşekkür ederim. Harika görüntüler aktardın bize. Şimdi Mesut Akkıcaş'ın burada. Kira konusuna devam edeceğiz ama bu görüntüler üzerinden ne oldu bitti, ne oldu ne bitti? Mesut Hoca biraz anlatsın bize. Şimdi Melih Bey, burada gördüğümüz aslında Efes tatbikatı Türk ordusunun, özellikle Ege ordusunun hem Ege hem Doğu Akdeniz'deki bir defa harekat yeteneği, harbi hazırlık derecesi, üç baskı unsurunu gösteriyor. Hı. Yani hava kuvvetlerimizin hedefleri yumuşattıktan sonra buraya kuvvet aktarmada hedeflerin imhası, özellikle Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı taarruz kuvvetlerinin, şu ben askeri okuldayken kurulmuştu, çok kısa sürede Ege Ordu Komutanlığı uçar birlik harekatını en etkin şekilde yapabilecek bir ordu durumuna geldi. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi, burada simüle edilen harekatı en büyük özelliği bir defa geceliğin yapılması bir. İki, kullandığın mühimmat kendi mühimmatın. Üçüncüsü, az önce sahadan arkadaşımızın aktardığı gibi özellikle Güneydoğu'da bu tür harekatlara eğitimli olan pilot ve ikinci silah subayının etkin bir şekilde hedefleri imha etmesi. Yani ne demek? Şimdi gece siz taarruza geliyorsunuz. Önceden planlanmış hedefleriniz var. Hava kuvvetlerinin baskısından sonra uçar birlik harekatıyla bu kuvvetler geliyorlar. Arkasından da söylediği gibi Skorsky helikopterleri ve Chinook'la kuvvet aktarma yapıyor. Yani komşumuz Yunanistan bir takım silahlar alıyor ya. Diyor ki buradan Türk ordusu. Ulan yorgo diyor. Amerika'nın dümenine bakma, kafanı kırarız senin diyor pilotlar burada. Sana kızıyoruz diyor Mitsotakis. Bak diyor, buradan indirme harekatı yaparız. Senin içerideki bu attığımız, bak söyleyeyim, vurdukları şunlar tanklar ben bir de defa. Ben de çekileyim şöyle, güzel görünsün. Ha, hatta şimdi çekeyim şunu. Burada şöyle. Yunanistan'ın adalara saklamış olduğu, geçen hafta tatbikat yaptılar orada. MNRS dediğimiz çok namlulu füzelerle bize atış yaptı burada Midilli üzerinden. Diyor ki burada bak, senin koyduğun hedefleri biliyorum ben. SİHA'lar bana zaten bunları gösteriyorlar. Gece bunları sen uyurken vururum. Bir. İkincisi, kendi attığı mühimmat ve çok, yani muazzam bir mühimmat yeteneğine sahip oldu. Geçen hafta anlattık şey arkadaşlarına. Roketsan'ın getirdiği. Şimdi bu mühimmat at unut sistemi mühimmat ve geceliğin lazerle taranmış bir şekilde hedefi just on time, just on the nose dediğimiz burasından buraya adım. Kafa yok. Gece yani. Olması, karanlık falan bunu engel bir, değil. İkincisi, bunu yapan pilotun kaskı Türk malı bir defa. Pilot ne tarafa dönüyorsa burada, hangi hedefe bakıyorsa namlu da ona göre dönüyor. Otomatik yani. Kask yönetiyor bunları, çok artı güzel. Artı tabii bütün helikopterin içerisindeki görsel sistemler, navigasyonlar da Türk malı ve yazılımları Türk malı. Bu çok büyük bir başarı. Hı hı. Neden? Şimdi 91'de biz gittiğimizde Güneydoğu'da çok az Apache helikopterimiz vardı ve Amerika vermiyordu bize. Bize vermiyordu, Mısır, savaşta değil Mısır'a veriyordu. Halbuki bugün 60'tan daha fazla üretildi bu şey. Demek ki kendi helikopterini yapman, kendi silah sistemini, kendi yazılımını yapman, bir de en önemlisi bu pilot ve makinistin kendi silah sistemleriyle eğitilmesi, harbi hazırlık derecesinin olması. Ancak o da yetmiyor. Burada demin gösterdiği gibi, yani şimdi buradaki zırhlı birlikler ve kıyı savunması düşman kuvvetlerinin imha edildi. Bundan sonra gelen Skorsky helikopterlerindeki aslan parçası kırmızı veriler, buraya indirmeler yapacaklar ve esas gelecek birlikleri buradaki temizlik harekatını yapacak. Temiz bir yere gelmiş oluyor onlar da, değil mi? Şimdi bir şey daha var. Orada tatbikatın planlama safhasını ben şey yaptım. Takip edebildiğim kadarıyla hem şeylerle geçiş yaptılar, kol geçişi. Hı hı. Dörtlü beşli kolda. Arkasından da Skorskiler ve Chinook'lar geldi. Yani ada veya adacıklara yerleştirilen bu
Dün söyledi, bugün de söyledi Sayın Dışişleri Bakanımız. Buradan kaldıracağım bu silahları diyor. Kaldırmazsan egemenliği tartışmalı olur diyor. Neden? Lozan Anlaşması belli, Paris belli. Sen buraya silah koymamak kaydıyla sana bu adalar verildi. Peki sen buna silah koyarsan ne olur? Bu zaman Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'nin 56. 60. maddelerine göre bu anlaşmanın esasen material break dediğimiz anlaşmanın esasına müteallik ihlal olduğu için Türkiye bunu askıya alma durum. Yani adalar egemenlik tartışmalı duruma düşer. Şimdi Yunanistan ben diyor 4 sayfa Birleşmiş Milletler'e mektup gönder. İstersen 44 sayfa gönder. Şaban herif. Türkiye'de bu tatbikatta bu kararlılığını söylüyor. Hayır, sen imza atmışsın. Diyorsun ki ben buraya silah koymayacağım. Bunlar silah koyuyor. Evet. Bir de diyorsun ki ben meclise getiriyorum. Bunların hepsi yasak. O zaman bu da diyor ki bak Yorgo gördüklerini böyle nasıl bizim şey var ya mısır patlatıyor sinemada böyle patlatır benim pilot. Oradan da çok yakından izleniyor bu tatbikat diye düşünüyoruz herhalde hocam, değil mi? Hocam izlesinler bak şimdi bu vurdu aslana bak görüyor musun bak. Vay ulan bak. Hiç şansı yok yani. Buradaki tank mesai ne varsa gitti. Temizlendi. Ha bir de gece yani. Gece bir de yani. Yusuf Hoca onu soruyordu helikopterler gece uçuyor mu diye. Uçmayı bırak herhalde artık bu işleri hocam, de yapıyorlar. Var ya. Aslan parçası onlar ya her bir tanesi. Hocam buyurun. Yani buradan selam söylüyorum Yunanlılara öyle Amerikalıların, Fransızların evet. Dolmuşuna binip oradan Ege'den Efe'lik yapmayın. Ege'de Efe bir tane var. Türk ordusu, Türk ordusu. 100 sene önce geldin yedin daya. 74'te bir daha yedin. Hala akıllanmıyorsun. Ne? Amerikan senatosu seni alkışladı. Mitsotakis kendi de diyor ki ben memleketimde böyle alkış almadım. Aptal almazsın tabii yani. Neden? Çünkü Johnny'nin dolmuşuna biniyor. Bir de bakacaksın arkada var ya İtalyan öyle kapitan ödüyor arkada adam yok. Amerikalı yok kaçmış. Afganistan'dan kaçtı mı? Vietnam'dan kaçtı mı? Ukrayna'da akıllı ol Mitsotakis akıllı ol. Bu görüntüler her yerde izleniyor. Mesut Akıcı evet. Şimdi sağ olsun bize ayrıntılarını anlattı. Biz konumuza geri dönüyoruz ama şimdi bu heyecanlı sahnelerin ardından. Ama hocam, bunu görüp de heyecanlandık bu yani. Atışı görüp evet. De kalbi çarpmayan Türk askeri olamaz. Sağdaki, Allah hepsine gani gani böyle yürek arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Hocam tabii ki o heyecanlanmayacak da kim o askerleri görüyor. Başka nedenle heyecanlıyor. Aslında laf arasında Gölümey'i söyledi. Ben askeri eğitim görürken kuruldu bu. Ege ordusu Johnson'ın mektubundan sonra kurulmuştur. NATO güdümünde yoktur. Dikkat edin hep kullandığı sözcükler kendi mühimmatımız, kendi yerli... Şeyimiz, gurur duyuyoruz. Bu ambargolara yeter artık. Tabii bu tatbikatla ambargosuz durumumuzu da göstermiş çok net. Olur. Biz de gurur duyuyoruz. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz işte askerlerimize. Yani, sağ olun hocam. Allah razı olsun pilotlarımızdan. Onları yapan mühendislerimizden. Tabii ki. Gurur duyuyoruz onlarla. Tabii ki. Kira konusundan devam edeceğiz hocam. Evet, abi. Şimdi hükümetlerin vazifesi nedir? Yani vatandaşın bir sorunu ortaya çıktığı zaman acil ona müdahale etmektir. Şimdi bu pandemiden sonra... Bugün kiralar, yarın başka bir konu. Dünyanın dört bir yanında birçok şey nüksedecek. Şu an tam kestiremiyoruz. Son zamanlarda ev sahibi kiracı meselesi bir kangren haline gelmişti. Oranlar da zannedersem kiracılar ev sahiplere göre %70 daha fazladır. Çünkü bazı ev sahiplerinin birden fazla evi var. Kiracı nihayet de bir kişi oluyor. Dolayısıyla eşit olmazlar. Bunun da birden fazla evi yok biliyorsunuz. Mülk sahipliği Türkiye'de ortalaması yüksek. %70 şey yakın 65 civarında mülk sahipliği. O da şöyle insanlar tasarruflarını daha çok üzerinden yapıyorlar. Evet. Burada mevzu şu. Zaten hükümetle muhalefeti mukayese ettiğiniz zaman vatandaşın hükümeti tutma direnci de bu sebeplerden kaynaklanıyor. Bir sorunla karşılaştığı zaman hükümet müdahil oluyor. Burada şu var ki yani seçime giderken parça parça konulara müdahil olurken genel anlamda da ekonomiyle alakalı bir istikrar havasının oluşması da seçimi olağanüstü derece etkileyecek. Masum Bey'in söylediği süresi uzatılması evet. Konusuna evet. Katılır mısın? O, yani şöyle ilginç. Ona en azından seçimin konusu olmaması lazım diye düşünüyorum. Bir de şöyle tabii bu enflasyonun seyri de önemli hocam. Şimdi bugün %25 iki tarafa da makul gelebilir ama yarın %25 makul gelir. O zaman değiştirsin. Evet. Ama Sayın Aktaş... İki turlu bir seçim düzeni var ya, o iki turun da arasına gelen bir şey. Tabii ikinci tura kalır mı kalmaz mı? Evet. O tespitiniz önemli yani. Bir de tabii o günkü seçimde başat konular neler olacak onu da kestiremiyoruz. Ama belki bizim, de kimsenin aklına da gelmiyor. Biz yorum yaparken, yani neden bunu söylüyorum? Birileri buraları göz ardı etmişse, dikkate almamışsa... Dikkaten kaçmasın. Bir de ona açtınız. Bakın,
Yani çünkü neden ben bunu, ben hani iktidara faydam olsun diye söylemiyorum. Halka faydam olsun diye söylerim. Evet, çünkü biz de onu çelişkiye siz bir perspektif açtınız. Güzel, bence tartışılmalı. Evet. Buyurun Mesut Hocam. Şimdi, sizin de etkiniz var. Teşekkür ederim. Aslında bu sorun Türkiye'nin sorunu. Bir, neden? Bir defa Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Ve geliştikçe nüfusu da artıyor. Ve nüfus arttıkça ikametgah sorunu büyüyor. Bir sosyal hukuk devletine baktığımız zaman devlet kamu düzenini sağlamak için vatandaşların ikametgahını da sağlamak zorunda. Diğer Avrupa devletlerine baktığımızda vatandaşımızın gelirinin büyük bir kısmı nereye gidiyor? Kiraya gidiyor. Şimdi 5.000-6.000 lira alan bir işçi bu kadar büyük bir kira parası nasıl karşılayacak? Bir de bunun çocuğu var. Gıdalarda büyük yükselme var. Teorik olarak gelirinin %30'unu aktarabilir. Şimdi bu bakımdan bence doğru bir şey. Karar olarak bakıyorum. Ancak bu hukuki boyutu var bir. İki, ekonomik boyutu var, tartışmalı. Üçüncüsü çok önemli. Kira kanunu ve bir efendinin dediği gibi Sayın Bakan, bir denge olması lazım. Yani kiracıyla ev sahibi arasındaki dengenin hukuken adaletli ve eşit olması gerekiyor. Yani sadece kira geliriyle ve de vergilendirmeden yaşamak burası şey değil, kira cenneti bir ülke değil. Bunu bir kere yanına koyalım. İkinci husus şu. Sosyolojik ve siyasi boyutu var. Ben bunu seçimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Neden? Bütün dünyada büyük bir kriz var. Hem hepimizin bildiği gibi pandemi, arkasından ekonomik kriz ve tedarik zincirindeki artış inşaat sahiplerinde haklı yönleri var. Yani Hollanda taban kiraya da geçti. Bina fiyatlarındaki yükselme buna da yansıyor. Ancak büyük şehirlerde artan nüfus artışı önemli bir sorun. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi yerlerde. Ama benim kiracım kim? Bunlar öğrenciler, hocayım ben. İki, kim var? İşçi, memur, bir yerden bir yere gidiyorlar bunlar. Biz de memurluk yaptık. Önce gideceksin, ev geri alacaksın. Eğer lojman yoksa. Bir başka şey, esnaf. Ha şimdi gelirinin büyük bir kısmını kiraya verdiği zaman bu vatandaş evladına nasıl ekmek sağlayacak? Onun eğitim masrafı nasıl karşılayacak? Peki, acaba daha önce yapılan kira yardımı yapılabilir mi? Çözümlerden bir tanesi bu. İkincisi banka faizleri meselesi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Banka hocam faizlerini çok geniş geniş konuşacağız ama müsaadenizle biraz sonra bir reklama gideceğim. Sadece bu %25 ile ilgili bir değerlendirmenizi genel olarak alayım. Bunlara devam edelim reklam sonra sizin şey, dersiniz. Doğru bir şey. Neden? Şimdi siz ev sahibiyle kiracı arasında bir kontrat yapıyorsunuz. Dolayısıyla kanunun kabul ettiğinin üzerinde bir artış kabul edilemez. Burada da devlet bir hukuk devleti olarak kamu düzenini korumak zorunda. Yani vatandaşını koruyacak bir nah koydu bu. Ha, bu daha sonra seneye değişebilir. Ancak şu andaki bireyin gelirlerinin hane geliriyle spekülasyona düşmeksizin bunun belirlenmesi hem enflasyonun yükselmesini frenlemiştir. Hem de keyfiliğin önüne geçmektir. Şimdi bakın o zaman Cumhurbaşkanı açıkladı. Ertesi gün bina fiyatları patladı gitti. Evet. Ya kardeşim tuğlaya zam mı geldi? Havadan tuğla mı yağdı yani? Bu fırsatçılığın önüne geçilmesi lazım. Ve bu hukuk devletinin görevi. Neden? Kiracımızı benim korumak zorundayım. Bir başka şey de şu. Hocam onu da söyleyin, reklama peki, gideceğim tamam. O yüzden. İsterseniz ya da dönüşte daha rahat anlatın. İsterseniz onu yapalım. Ben abirim, de iki canlı örnek Yusuf vereceğim. Hocam, izninle reklama gitmek zorundayım. Mahmut abi de unutmadım Ankara'da ama arada tatbikat girince konuşmacıların söz hakkı reklam sonrasına kaymış oldu. Ankara her lütfen zaman bir yere ayrılmayın. Tabii.